Kesintisiz soluksuz haber maratonumuz şimdi kaldığı yerden dünyada bugün kuşağıyla devam edecek. Son 24 saate dair dünyanın çeşitli noktalarında meydana gelen tüm gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye gayret edeceğiz. Hemen başlıklarla haber yolculuğumuza start verelim, sonra teferruatlarla devam edelim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin korona çıkmazı, ABD Başkanı Trump başka bir şey söylüyor ama kurmayları çok daha farklı şeyler söylüyor. Amerika'daki bu karmaşanın nedenleri neler? Biraz sonra irdeleyeceğiz. Ve ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye zeytin dalı. Böyle yorumlamak aslında yanlış olmaz. Neden derseniz eğer, biraz sonra anlattığımda belki daha iyi anlayacaksınız ve bana hak vereceksiniz. F-35 savaş uçaklarıyla ilgili önemli bir cümle kullandı. Biraz sonra aktaracağım. Ve anlaştık mı, anlaşmadık mı? Kimle? İsrail'le. Hangi konuda? Doğu Akdeniz meselesinde. Her kapadan çok farklı sesler duyduk son 24 saatte. İddialar var, yalanlamalar var, çok çarpıcı detaylar var. Biraz sonra ekranlarınıza getireceğim. Ve dünyanın ateşi yükseldi. Covid-19 nedeniyle zaten dünyanın tansiyonu yüksekti. Bir de işin içine patlamalar, yangınlar, tayfunlar da eklendi. Bayağı hararetli bir 24 saat yaşandı dünyanın çeşitli noktalarında. Hepsini biraz sonra ekranlarınıza getireceğim. Hadi bakalım, hiç vakit kaybetmeyelim. Evet, bu arada hemen Amerika ile başlıyordum zaten ama Amerika ile ilgili de bir son dakika geldi. Ölü 1702, son 24 saatte 1702 kişi Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. Covid-19 salgından dolayı 87 bine yaklaştı şu anda rakamlar, ölü sayısı ve gerçekten de vahim bir tablo. Ve bu vahim tabloda da ölü sayısının arttığını görüyoruz süper güçte. Biraz sonra zaten Trump'a olan korona öfkesini ekranlarınıza getirdiğimde Amerika'nın nasıl bir sarmalın içerisinde kıvrandığını daha iyi anlayacağız. Şimdi yeniden Trump'a gideceğiz. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Fox Business'daydı. Soruları cevapladı. Birkaç şey anlatayım önce. Onları anlatayım, sonra Türkiye, bizi ilgilendiren tarafına geleyim. Dedi ki, küreselciler artık zor durumda COVID-19 salgını birlikte. Küreselcilerin sonu geldi dedi. Bunu durduramayacaklar dedi. Bu önemli bir açıklama idi. Ardından Amerika'da aşı meselesi sorulunca da aşının yıl sonuna kadar hazır olacağını, olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yıl sonunu işaret etti aşıyla ilgili. Çin'e gelince Çin'le ilişkilerimizi tamamen kesebiliriz dedi. Çok iddialı bir açıklama yaptı. Bakınız, Trump Çin'le ilişkimizi tamamen kesebiliriz dedi ve Çin'e yönelik bir savaş başlattığını belki de biraz üstü kapalı ifade etti. Derken bugün Huawei ile ilgili enteresan bir gelişme yaşandı. Önemli bir cep telefonu, önemli bir marka ve Amerika Birleşik Devletleri bu markaya yönelik sert yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Yenilerini de ekledi. Yani bu markaya nefes aldırmamakta kararlı Amerika. Çin'in önemli bir markası çünkü. Dünya çapında önemli bir pazarı var. Ve Amerika bu markanın önünü kesme noktasında her şey yapıyor. Bu da Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarını başka bir boyuta taşımış görünüyor. Gelelim şimdi Türkiye hesapatına. Malumunuz F-35 meselesi bir yıldır sıkıntılı. Türkiye ben S-400 alacağım dedi, Amerika alamazsın dedi. Türkiye de dedi ki almamı istemiyorsan bana Patriotları sat. Ama benim istediğim koşullarda, Amerika hayır dedi. Sen bana Patriot'u vermiyorsan ben de gider S-400 alırım dedi ve dediğini yaptı Türkiye. Washington tehditlerde bulundu, baskılar yaptı. Hiç Türkiye geri adım atmadı Ankara. Gitti o S-400'leri aldı, S-400'e geldi ama Nisan ayında faaliyete geçecekti. Şu korona salgınından dolayı ertelendi. Neyse, o da başka bir önemli mevzu. Şimdi ne dedi Amerika? O zaman ben de F-35'leri sana vermem dedi. Fakat bir önemli detay vardı. F-35'lerin üretiminde Türkiye'de yer alıyor. Bir önemli parçası Türkiye'de üretiliyor. Ana gövdesi uçağın. Yani Türkiye tedarikçiler arasında F-35'in. Şimdi Trump bu noktaya temas etti konuşmasında. Dedi ki, F-35'ler soruldu Trump'a, Türkiye ile olan meselesi. Aynen şu cümleyi kullandı Trump. Ya dedi, şimdi F-35'lerin ana gövdesini Türkiye üretiyor ve Türkiye'den geliyor.
Bizim Erdoğan'la aramız iyi. Ya iyi olmazsa, Türkiye ben bu parçaları size göndermem derse biz ne yaparız diye bir serzenişte bu. Aslında Trump'ın o açıklamasının alt metnini okursanız sanki Türkiye'ye F-35'lerin verilmesini istiyor ABD Başkanı. Yani F-35 ambargosunun kalkmasını istiyor Pentagon'un, Savunma Bakanlığı'nın ama hepsinin önemlisi Senato'nun baskısıyla bu kararlar alındı. Bundan pek hoşnut değil Trump. Diyor ki biz Türkiye'ye F-35 konusunda baskı yapar, bu uçakları göndermezsek o da bize yarın öbür gün parçaları yollamaz. En önemli ana gövdesini oluşturan parçaları yollamaz. Peki biz ne yapacağız o zaman diyor. Yani bir nevi mesaj veriyor aslında bir yerlere. Şu ambargoyu hafifletin ya da kaldırın, biz bu uçakları Türkiye'ye verelim. Çünkü Amerika'yı ciddi sıkıntılar bekliyor değerli seyirciler. Üretemiyor uçağın üretiminde ciddi sıkıntılar var. Seri üretim yapılamıyor. Türkiye önemli bir faktör burada. Daha da önemlisi, daha da büyük sekteye uğrama durumu var üretimde uçağın. İşte Trump bu noktalara temas etti ve sanki alt metni okuduğumuzda hadi şu ambargoyu Türkiye'ye yönelik F-35 ambargosunu kaldıralım demeye getirdi. Çünkü Trump daha önceki ifadelerinde çok sert konuşuyordu. S-400'leri alırsa Türkiye F-35'leri alamaz. S-400'leri ya gönderir ya öyle bizden bu uçakları alır. Çok net ifadeler, keskin ifadeler kullanıyordu ama dün hiç de öyle olmadı. Bu da ileriki günlerde, haftalarda yahut aylarda F-35'e ilişkin Türkiye ile Amerika arasında enteresan bir süreç yaşanabilir. Peki, şimdi Amerika Birleşik Devletleri gündemimize koronayla devam edelim. Covid-19 salgını az önce rakamları verdik. Artık ölü sayısı 87 binlere ulaşıyor ve ölüm oranları artarken ülkede kısıtlamalar gevşetiliyor Trump tarafından. Çok fazla sık boğaz edilmiyor. Bu da tepkiye neden oluyor. Bazı Amerikalılar tepki gösteriyorlar, bazıları destekliyorlar. Her neyse. Şimdi dedi ki Trump aşı için yıl sonunu işaret etti ama çok önemli isimler Trump'la aynı fikirde değiller. Amerika'nın bir aşı planının olmadığını iddia edenler de var. Bunu anlatmadan önce sizi New York'a götüreceğim. New Yorklular Trump'a çok kızgın. Neden mi? Gelsin reklamlara. Evet. Trump death clock, yani Trump ölüm saati. Ne demek istiyorlar burada? Niye böyle bir panoya asıldı bu, böyle bir şey asıldı? Bir ölüleri gösteren, rakamları gösteren, efendim, bir sayat şeklinde dev bir pano. Şundan dolayı. New Yorklular Trump'a tepkili, New York Belediye Başkanı Trump'a tepkili. Trump'ın yeteri kadar önlem almadığını düşünüyorlar. Sağlık sisteminin yeteri kadar hizmet vermediğini düşünüyorlar ve insanların ölüme terk edildiğini düşünüyor New Yorklular. Ve bu konuda da bir numaralı sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı görüyorlar. İşte böyle Trump ölüm saati, böyle bir tepki göstermişler. Bir yandan Amerikan Başkanı koronayla birlikte küreselleşme bitti demişti ve peş peşe aşıdan bahsetmişti. Fakat iddiaya göre Rick Bright, koronavirüs salgınında hazırlıklı olunması gerektiği konusunda önce Trump'ı uyarmış ki görevden alınan sağlık uzmanıydı Rick Bright ve aynı zamanda da Trump'a yakındı. Şimdi görevden alındı. İşte o görevden alınan sağlık uzmanı Bright diyor ki koronavirüs salgınında hazırlıklı olunması gerektiği konusunda ben Trump'ı uyarmıştım. Bunun üzerine görevden alındım. Temsilciler Meclisi'ne yüzünde maskeyle gelen Bright, Amerika'nın en karanlık kışı yaşayacağını söyledi. Henüz bir aşı planının da olmadığını ve endişelendiğini belirtti. Bu şu anlama geliyor. İkinci dalga öyle ya da böyle kapımıza dayanacak. Sadece Amerika'nın değil, dünyanın ve tabii ki bizim de, Türkiye'nin de. Ve diyor ki bu kısıtlamalar geri gelmezse, yeteri kadar tedbir alınmazsa, Bright'ın söyledikleri bu önemli bir isim, Amerika'yı tarihinin en sıkıntılı kışı bekliyor dedi. Yani Covid salgınının çok daha büyük kayıplara neden olacağını vurguladı. Peki devam edelim. Şimdi Doğu Akdeniz'e gidelim. Doğu Akdeniz'de enerji savaşları devam etmekte. Covid-19 olsa da olmasa da enerji, her şey. Bunun üzerinde büyük bir mücadele var. Doğu Akdeniz'de
Türkiye inisiyatif alma noktasında çok başarılı işler yaptı. Önemli hamleler gerçekleştirdi. İşte Libya ile yapılan en son anlaşma Doğu Akdeniz kıta sahanlığı üzerinde ciddi bir hakimiyeti getirmiş oldu Türkiye'ye. Şimdi diyorlardı ki son bir aydır mesela İsrail'den hiç ses çıkmıyor. Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye aleyhine bu arada. Oysa İsrail Türkiye karşıtı o blokun içindeydi. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Güney Kıbrıs, Rum kesimi, efendim Yunanistan. Ama hiç ses çıkmıyor İsrail'den bir aydır, hatta daha fazladır. Ve üç gündür de şu dedikodu bir anda kulaklarda fısıldanmaya başlandı. İsrail Türkiye ile anlaşmak istiyor. Bu dedikodu çok ciddi bir iddiaya doğru evrildi. Ve son 24 saat içerisinde enteresan açıklamalar geldi. İsrail medyasına göre, bazı İsrail medyasına göre İsrail önümüzdeki süreçlerde Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme adına adımlar atacak ve bu adımlar çerçevesinde de Doğu Akdeniz'de yeni bir ortak strateji üzerinde Türkiye ile masaya oturacak. Bu bir dedikodu olarak algılansa da işin içine Rus medyası da girdi. Rus medyası bunu bir Rus yetkiliye dayandırdı. Ruslara göre İsrail Türkiye ile Akdeniz'de kıta sahanlığı kurmak istiyor. Bakınız, Akdeniz'de kıta sahanlığı kurmak istiyor diyor İsrail Türkiye ile. Ve gaz koridoru da konuşulan başlıklar arasında imiş. İsrail teklif yapmaya hazırlanıyormuş. Ancak İsrail Büyükelçiliği bunun tersini söyledi. Anlaşmanın, öyle bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, böyle bir anlaşmanın imzalanacağı yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Şimdi bir yandan bazı İsrail medya organları, Rus medya organları, ne bileyim işte bir efendim Rus yetkililerinin açıklamaları, İsrail'in Türkiye ile öyle ya da böyle Doğu Akdeniz üzerinde bir anlaşma yapmakta kararlı ve bunun zemini yoklanıyor. Hatta iddia bir üst perdeye taşınıyor. Türkiye ile İsrail arasında kapalı kapılar ardında bir takım bu hususlarda görüşmeler yapıldı deniliyor. Fakat İsrail Büyükelçiliği bunu yalanlıyor. Şimdi öyle anlıyoruz ki bu şimdi şu anda dile getirilen bir konu değil sevgili seyirciler. Aslında bu 3 aydır çok dillendirilen bir meseleydi. Özellikle Türkiye'nin Libya ile anlaşması sonrası İsrail'in bir paradigma değişikliğine gideceği hususunda çok yüksek perdeden dillendirilen söylemler vardı. Şimdi bu söylemler sanki ete kemiğe büründü. Şimdi bu noktada konuşulmaya başlandı. Artık iş masaya gelecek ve resmiyete dökülecek bir şekilde Türkiye ile İsrail anlaşmanın yollarını arayacak. Şimdi artık bu noktaya geldi söylemler. Doğru mudur, yanlış mıdır, şu mudur, bu mudur bilinmez. Ama ne Türk makamlarından ne de İsrail'in üst düzey makamlarından, bak buraya dikkatli buyurun lütfen, öyle çok keskin bir yalanlama da gelmedi. Tamam, İsrail Büyükelçilik nezdinde yalanladı ama iki ülkenin üst seviyede öyle çok yüksek perdeden bir yalanlamada, bir reddetmede henüz daha duymadık. Duymadığımız için de bu iddiaların bir tarafının da bir doğruluk payı olabilir mi acaba diye de sormuyor değiliz. Şimdi Uygur Türkleri Çin'de büyük bir zulüm altında. Çin hükümeti Uygur Müslümanlara yönelik sistematik soykırım, sistematik baskılar, işkenceler yapıyor. Toplama kampları, işte eğitim okulları, eğitim merkezleri adı altında asimile merkezleri. Buralarda Uygur Müslümanlarına yönelik her türlü sert politika Çin tarafından uygulanıyor. Amerika'sı, Avrupa'sı böyle işte bir takım tepkiler ortaya koyuyorlar ama çok da böyle etkili değil. Fakat işte bu korona meselesiyle Çin ve Amerika arasında bir anda çatışma başlayınca Uygur Müslümanlarına, Uygur Türklerine yönelik katliamlar da Amerika'nın gündemine geldi ve Amerika düğmeye bastı. Peki ne için? Gelsin ekranlara. İki süper güç ile karşı karşıya Amerika, Çin'e karşı Doğu Türkistan yaptırım yasasını onayladı. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı işkence meclis gündemine geldi. Amerikan senatosu Çin yetkililere o yaptırımın uygulanmasını öngören tasarıyı onayladı. Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio'nun sunduğu tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Tasarıda Trump yönetimi Uygur Türkleri ve Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırımın uygulanmasını istiyor.
tasarının yakın zamanda Temsilciler Meclisi'nde onaylanması ve Amerikan Başkanı Trump'ın onayına sunulması bekleniyor. Evet, Filipinler tayfunla cebelleşiyor. Ülkeyi bayağı bir hırpaladı. Bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ev, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Şu anda görüyorsunuz ekranlarınızda. Filipinler'in tayfunla mücadelesi sürmekte. Yaklaşık 48 saattir etkisini sürdürdüğü birçok köy ve kasaba sular altında kaldı. Evler, iş yerleri kullanılmaz hale geldi. Bir kişi tayfundan kaçıp okula sığındı. Sığındığı okulda da hayatını kaybetti. Birçok şehir ve birçok kentte alarm durumu var. Bir şekilde yerleşim birimleri arasında ulaşım sağlanamıyor. Görüyorsunuz sokaklar adeta nehre dönüşmüş durumda. İnsanlar büyük bir güçlükle bu tayfunu atlatmaya çalışıyorlar Filipinler'de. Ve şu anda da etkisinin biraz azaldığı haberleri geliyor. Önümüzdeki 24 saat içerisinde de tayfunun ülkeyi tamamen terk etmesinin beklendiği açıklandı. Devam ediyoruz. Covid-19 işte şöyle bulaşır, böyle bulaşır, dokunduğunuz yerde varsa bulaşır, havada bilmem kaç dakika asılı kalır, hapşırdığınızda, öksürdüğünüzde bulaşır. Biliyoruz bunları, birçok nasıl bulaştığına dair birçok açıklamalar yapıldı zaten, bilimsel açıklamalar, makaleler. Fakat bir şey daha eklendi. Bağırarak konuşursanız o zaman bulaşıcı bir durumun ortaya çıkmasına neden olursunuz. Detayları haberimizde. Evet, ağzından çıkan damlacıklar 14 dakika havada kalıyor denildi. Koronanın yüksek sesle konuşurken de yayıldığı ortaya çıktı. Araştırmanın merkezi yine Amerika. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü COVID-19'un yüksek sesle konuşarak ve bağırarak yayıldığını ortaya koydu. Araştırmaya katılan kişilerin bir dakika boyunca yüksek konuşması istendi. Damlacıkların kapalı bir ortamda ne kadar sürede yok olduğu gözlemlendi. Virüslü tükürük damlacıklarının havada 8 ila 14 dakika kalabildiği belirtildi. Maske takmanınsa bir kez daha önemli olduğu vurgulandı. Evet değerli seyirciler, öksürürken, aksırırken, hapşururken tabii önlem almanız gerekiyor etrafa zarar vermemek için. Ama yüksek sesle de konuşmamanız gerekiyor. Bağırmayacaksınız, yüksek sesle konuşmayacaksınız. Yahu insanlar normal hayatlarında niye bağırarak konuşsunlar? Yahut niye yüksek sesle konuşsunlar? Bir yere sesinizi duyurmak için bağırırsınız. Ya da yüksek sesle, eğer kavga varsa, hararetli bir tartışma varsa yüksek sesle konuşursunuz. İnsan normal hayatında zaten böyle yapmaz. Ama bundan sonra demek ki yapmamaya daha çok gayret edeceksiniz. Bakın, bağırmak ve yüksek sesle konuşmak da tehlikeli COVID-19'un bulaşmasına neden olabilir. Peki Afganistan'a gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. We're learning that sneezing.